Merhaba, bugün de fen bilimleriyle ilgili örnek soru çözümüne devam edeceğim. Evet, birinci sorumuzdan hemen başlayalım vakit kaybetmeden. Soru şöyle diyor. Ayşe 8. sınıf DNA konusuyla ilgili bir oyun tasarlamıştır. Oyunda DNA modelini temsil eden çift iplikten oluşan sarmal bir zincir bulunmaktadır. Zincir üzerindeki renkli bloklar DNA'daki nükleotitleri temsil etmektedir. Oyun başladığında üzerinde rakam bulunan bloklar uygun renklere boyanarak bölüm sonlandırılmaktadır. Sağ sol kısımları verilmiş. Diyor ki buna göre verilen oyunla ilgili bilgilerden hangileri doğrudur? Bakalım diyor oyunda verilen DNA modelinin tek ipliğinde 22 nükleotit bulunmaktadır. Sayarsak bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane çift var. Bunun anlamı 11 çift demek 11 çarpı 2 toplam 22 tane nükleotit vardır. Her bir iplikte 11 yani 11 tane burada 11 tane de burada olmak zorundadır. Ama dikkat ederseniz burada tek iplikte 22 tane var diyor. O yüzden bu ifade yanlış bir ifadedir. Gitti. B, DNA modeli eğer sola doğru devam etseydi yeşil ve kırmızı nükleotitlerden sonra kesinlikle mavi ve turuncu nükleotitler gelirdi. Şimdi sağa da gitse, sola da gitse böyle bir periyotu yok. Yani şundan sonra bu gelecek, bundan sonra bu gelecek gibi bir kuralı yok. Farklı farklı bir dizilim var burada gördüğünüz gibi. O yüzden böyle bir şey dememiz hiçbir zaman için mümkün değil. Bunu da eliyorum. C. Oyundaki DNA modeline mavi ve turuncu nükleotitlerin sayılarının toplamı yeşil ve kırmızı nükleotitlerin sayılarının toplamına eşittir. Burada saymamız gerekiyor. Önce mavi ve turuncuları sayacağım. Evet, burada karşısına turuncu gelecek. Bir tane, iki tane, üç tane, dört tane, beş tane ve altı tane. Toplam 11 tane olduğuna göre çift sayısı 6 çift mavi ve turuncu varsa o zaman 5 çift ve 5 tane çifte yeşil ve kırmızı olacak. Bu durumda sayıların eşit olması mümkün değil. Bu da gitti. Doğru cevabımız D şıkkı ama yine de kontrol edeceğim. Şöyle şunu temizliyorum, biraz yukarı kaldırıyorum. Diyor ki oyunda verilen DNA modeli üzerindeki rakamlar sırasıyla turuncu, mavi, kırmızı, mavi, kırmızı renklere boyanırsa bölüm başarıyla tamamlanmış olur. Kontrol edelim. Burası bir defa turuncu olacak. Çünkü turuncunun karşısında mavi olduğu için demek ki mavinin karşısında da turuncu olacak. Burada turuncunun karşısında mavi olmalı. Yeşilin karşısında kırmızı var. Demek ki burada da kırmızı olacak. Aynı şekilde turuncunun karşısında mavi olmalı ve yeşilin karşısında kırmızı olmalı. Turuncu, mavi, kırmızı, mavi ve kırmızı. O yüzden doğru cevap D şıkkıdır birinci soru için. İkinci soruyla devam edelim. Evet, ikinci soru biraz uzun. Önce üst kısma bakalım. Diyor ki aşağıda bazı doğal ayıraçlar ve oluşturdukları renk değişimleri verilmiştir. Mor erik, kiraz, lahana. Bir maddenin asit ya da baz olduğuna karar vermek için kullanılan maddelere ayıraç denir, belirteç denir. Bunları biliyoruz. Hangisinde asit, hangisinde baz olduğu bilinmeyen biherlere sırasıyla lahana, kiraz, mor erik suyu dökülmüş renk değişimleri görseldeki gibi olmuştur. Öğrenciler tarafından kapların içindeki maddelerle ilgili yorumlar yapılacak diyor. Bakalım hemen. Öncelikle soru uzun olduğu için buradakilerin asit mi baz mı onu bulalım. Asit baz olduğunu bulduktan sonra üst kısmı geçeriz. Geri kalan kısmına devam ederiz. Şimdi birinciye sırasıyla dediği için lahana, ikinciye kiraz, üçüncüye de mor erik konuyor. Lahana konduğunda bakalım şurada lahana. Bakın pembe ve yeşil diyor. Yeşil olmadığına göre pembe rengini demek ki burada ifade etmiş. Biraz mora benziyor ama ona bakılırsa bu asit olmak zorunda. İkinci kapta kiraza koyduğumuz zaman sarı olmuş. Demek ki bu baz olmak zorunda. Çünkü şurada gördüğünüz gibi baz yazıyor. Erik suyu konduğunda ise bakalım erik suyu mor erik daha doğrusu. Şöyle kahverengi ve siyah. Bizimki kahverengi olduğuna göre demek ki asit olmak zorunda. Asit. Şimdi bunu aklımızda tutacağız. Asit, baz, asit oldu. Çünkü aşağı indireceğim. Kalemi kapatacağım. Evet, şöyle geldim sorunun bu kısmına. Tekrar bilgilerimizi yazalım. Bu asitti, bazdı, asitti. Diyor ki hangi öğrencinin yapmış olduğu yorum doğrudur? Birinciye bakıyorum. Birinci kaptaki çözelti CH3COOH.
Yani bu eğer formülünü biliyorsanız asetik sirkede bulunur. Sirke asiti de diyebilirsiniz. Asetik asit. Birinci kapta asit olduğunu söylemiş. Evet, birinci kapta asit var. Demek ki Eylül doğru söylemiş. Barış'a bakıyorum. İkinci kaptaki çözelti amonyaktır diyor. Amonyak bir bazdır biliyoruz. Amonyak bazdır. Bu da baz demiş ikinci kap için. Yani ikinci kapta zaten baz. O yüzden Barış'ın söylediği de doğru. Üçüncüye bakıyorum. Simge diyor ki üçüncü kaptaki çözelti sodyum hidroksittir. Bu da bir bazdır. Ama üçüncü kapta baz yok. Gördüğünüz gibi bir asit var. O yüzden burada bir hata var. Daha doğrusu hata simgede, kapta değil. O yüzden Eylül ve Barış doğru söylemiştir. O da A seçeneğinde vardır. Üçüncü soruyla devam edeceğim. Üçüncü soru şöyle diyor. Ahmet telefonla hava durumunu öğrenmek için bir uygulama yüklemiştir. Uygulamada güneş doğuş ve batış saatleri, havanın sıcaklığı ve benzeri bilgiler bulunmaktadır. Uygulamada yazan bilgilere göre çıkarımlarından hangileri doğrudur? Şimdi baktığımız zaman 3 Ekim ve 9 Ekim. Önce 3 Ekim'de ölçmüş, sonra 9 Ekim'de ölçmüş. Az çok şu önemli tarihleri bilmemiz gerekiyor. Mesela 21 Haziran, 21 Aralık, 21 Mart ve 23 Eylül. Ve dönüş yönünden dolayı, dünyanın dönüş yönünden dolayı şöyle bir yön olmak zorunda. Burada da tabii ki güneşimiz var. Şimdi bahsettiği kısım şurayla ilgili. Yani 23 Eylül ile 21 Aralık dönemi. Eğer biz kuzey yarımküredeysek, kuzey yarımkürede burası sonbahar. Eğer güney yarımkürede ise bu tam tersi olacağı için ilkbahar olmalı. İlkbahar. Şöyle kısaca yazıyorum. Bakıyorum şimdi doğuş ve batış tarihlerini biliyorum. Ve bunları çıkarttığım zaman günün ne kadar olduğunu bulacağım. Buraya 06.03'ü çıkart diyorum. Eksi burada 16 ve burada 13 kalıyor. Yani 13 saat 16 dakika. Bunu da çıkaracağım. 06 00. Burada da çıkarttığım zaman 21 ve 13. Fark ettiğiniz gibi gün ışığı artıyor. Artıyor. Yani günler uzuyor. Günler uzadığına göre demek ki bu güney yarımkürededir. Çünkü kuzey yarımkürede olsaydı kışa gireceği için 21 Aralık en uzun gece olacağı için gündüzde bu duruma bakarak farklı bir durum oluşacaktı. Ama güney yarımkürede olduğu zaman ise 21 Aralık yaz olduğu için en uzun gün olacaktı, gece değil. O yüzden ben güney yarımkürede olduğunu buluyorum. Güney yarımküre. Şimdi bakıyorum. Birinci ifade diyor ki Ahmet kuzey yarımkürede olan bir ülkede yaşamaktadır. Bu ifade bir defa yanlış bir ifade. 21 Aralık tarihine kadar bulunduğu bölgede günler uzayacaktır. Evet, güney yarımkürede olduğu için 21 tarihi 21 Aralık'ta en uzun gündüz yaşayacaklar, en kısa gece. Ondan sonra da tabii ki günler kısalmaya başlayacak. Çünkü en uzun günden sonraki her gün gitgide kısalmaya başlayacak. O yüzden bu ifade doğru bir ifadedir. Bulunduğu ülkede alışveriş merkezinde kışlık ürünler satılmaya başlanmıştır. Ama güney yarımkürede yaşadığı için ve 21 Aralık'ta yazın başlangıcı olacağı için demek ki yazlık ürünler satılmalı, kışlık değil. O yüzden bu ifade de yanlış. Baktığım zaman yalnız iki doğrudur. Yani A seçeneği. Dördüncü soruyla devam ediyorum. Evet, dördüncü soru kısa bir soruymuş. Diyor ki buna göre Osman öğretmenin şifreyi hatırlatmak amacıyla yazdığı baz dizilimi aşağıdakilerden hangisidir? Fen bilimleri öğretmeni Osman Bey sınıf ortamında kullandığı bilgisayarın öğrenciler tarafından kullanılmasını engellemek amacıyla organik bazların sembollerinden yararlanmış ve bilgisayarın şifresini şu şekilde organik bazların dizilimi şeklinde olarak belirlemiştir. Şifreyi unutması ihtimaline karşılık şifre hatırlatma bölümüne bu organik bazların DNA'daki karşılığı olan bazları yazmıştır. Öğrenciler hatırlatma bölümündeki şifreye ulaşsalar bile bilgisayarı bir türlü açamıyorlar. Bizden istediği ise hatırlatma kısmındaki dizilim. Yani bu bizim şifremiz. Bunun karşısındaki zincirdeki
hatırlatma olduğuna göre burada hatırlatmayı soruyor. Bu tip sorularda ilk 2 ve son 2 ya da ilk 3 veya son 3'e bakarsanız işleminiz biraz daha hızlı olur. Guanin olduğu için ilk ikisinde sitozin olacak. Son 2'ye bakıyorum bu sefer. Adenin ve sitozin var, demek sitozinin karşısına guanin gelecek, adenin karşısına timin gelecek. Bu duruma bakarsam zaten şu hemen A ve D'yi eliyorum. İkisinde gördüğünüz gibi sitozin var. Son kısımlarına bakıyorum. Timin ve guanin. Ben timin ve guanin olanı seçtiğim için C şıkkı doğru cevaptır. Hepsine tek tek bakmaktansa böyle ilk 3 son 3, ilk 2 son 2 gibi bakabilirsiniz. Başka bir soru, 5. soru diyor ki, şöyle sorunun üst kısmını önce okuyalım. Bu gazete haberine göre aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Evet, bakıyorum. Hava sıcaklıklarında küresel ısınma nedeniyle meydana gelen artışlar göçmen kuşları etkilemektedir. Yapılan araştırma artan sıcaklıklar nedeniyle kuşların göç stratejilerinde değişim yaşandığını söylüyor. Şurayı hemen çiziyorum. Ortaya koymuştur. Birçok ülkede küresel iklim değişikliği nedeniyle göç eden türler göç etmemeye, bu da önemli, göç etmemeye başladı. Bazı kuş türleri yerleşik duruma geçti. Evet, kuşun göç edenler artık göç etmiyor. Bazı kuş türleri ise kısa mesafede göçlerini tamamlamaya başladı. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan Kızılırmak Deltası'nda göçmen kuşlarla ilgili birçok bilimsel çalışma yürütülmektedir. 5174 hektarlık kısmı yaban hayatı geliştirme alanı olan Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunmaktadır. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin Dünya Mirası Daimi listesine alınması ile bölgenin daha etkin korunması amaçlanmaktadır. Diyor ki, habere göre hangisi çıkarılamaz? Küresel iklim değişikliği canlı yaşamını etkilemektedir. Evet, bu göç stratejilerinin en çok olmuş. Bu çıkarılabilir. Ve Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin daha etkin korunması amaçlanmaktadır. Son cümlede bundan bahsediyor. Bu da olabilir. C. Atmosferde sera gazlarının artması küresel ısınmaya etkendir. Böyle bir şey yok. Bu doğru bir ifade ama yukarıda sera etkisiyle ilgili hiçbir cümle kullanılmamış. O yüzden bu çıkarılamaz. D şıkkına da bakarsak küresel ısınmaya bağlı olarak kuşların göç stratejileri değişmiştir. Bu zaten ilk cümlelerde vardı. Bu durumda sera etkisiyle ilgili hiçbir şey olmadığı için C şıkkı çıkarılamaz. Evet, 6. soru. Diyor ki, buna göre Ömer bu konuyla ilgili aşağıdaki örneklerin hangisini verirse hata yapmış olur? Bakalım. Ömer fen bilimleri dersinde öğretmeni tarafından verilen konuya ilişkin araştırma yapmıştır. Konuyu sınıf arkadaşlarına sunmuş, örnekler vermeye başlamıştır. Yandaki şekilde görüldüğü gibi dişi arılar larva halinde itibaren polenle beslenirse işçi arı, arı sütüyle beslenirse kireççi arılı olur. Bu bir modifikasyondu. Evet, kalıtsal olmayan çevre etkisiyle oluşan değişiklikler diye anlatılıyordu. Diyor, buna göre hata yaptığına göre aşağıdakilerden 3 tanesi modifikasyon, bir tanesi başka bir şey olmalı. Ben hata yapacağı için o başka bir taneyi arıyorum. Diyor ki, sirke sineklerin kanatları 16 derece santigratta düz, 25'te kıvrık olur. Bu bir modifikasyondur, sıcaklık etkisiyle, sıcaklık değişimiyle olur. Şua bitkisi 15-25'te beyaz, 25-35'te kırmızı olur. Bu da sıcaklık etkisiyle. Bu arada burada bir hata yapmışlar. Bu büyük ihtimalle bir yazım hatası. 15-25'te beyaz değil, aslında buranın kırmızı 25-35'te beyaz olması gerekiyor. Ama dediğim gibi bu bir yazım hatasıdır büyük ihtimalle. Modifikasyonu anlatmak istemiştir ama yazımda bir problem olmuştur. C. Van kedisinin gözlerinin farklı renk olması. Bu kesinlikle benim cevabım. Çünkü bu bir mutasyon. Yani modifikasyon değil. Açık tenli insanların güneş ışığı altında ten renginin koyulaşması. Bu da yine sıcaklık etkisiyle, güneş ışık etkisiyle, daha doğrusu sıcaklık yanlış olur. Işık etkisiyle bir renk değişimidir. Bu da bir modifikasyondur. Biz zaten mutasyon olan C. Van kedisinin gözlerinin farklı renkte olmasını bulmuştuk. Ve doğru cevabımız C şıkkıdır. 7. soru diyor ki, Osman TÜBİTAK Bilim ve Teknik Dergisi'ni okurken bir makaleye rastlamış ve ilgisini çekmiştir. Bu makale ile ilgili Osman'ın yapmış olduğu aşağıdaki yorumlardan hangisi
Yanlış olur. Bakalım akraba evliliği neden sakıncalıdır? Aynı kökenden gelen insanların nasıl dış görünüşleri benzerse genleri de aynı şekilde ortak noktalar taşır. Yıl içerisinde mutasyona uğramış, değişime uğrayarak işlevini kaybetmiş genler de kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu nedenle bir ailenin herhangi bir geninde yıllar içinde oluşmuş ve kuşaktan kuşağa sessizce taşınarak tüm fertlerin paylaşır hale geldiği hastalıklı bir gen aynı aileden bir bireyle evlenmesi durumunda yeni oluşacak bireyin hasta olmasına neden olabilir. Anne ve babadan gelen birer allel birbirinin üzerine baskınlık gösterir. Bir çocuk da bu genin görevini yapmaması için hem anneden hem de babadan allellerin anormal olması gerekir. Eğer allelin birisi normal, diğeri anormalse çocuk sağlıklı olur. Kişinin kendisi sağlıklı olmakla birlikte ileride çocuklarına mutasyonla bu geni aktarabilir. Burada çekinik olan bir hastalık geninin akrabalarda gen diziliminin birbirine daha çok benzediği için olma olasılığının daha fazla olduğunu söylüyor. Bakalım hangisi yanlıştır? Akraba evliliği sonucunda hastalıklı çocuk doğma olasılığı yüksektir. Bundan bahsediyor, bu doğru. Metinde geçen hastalığa sebep olan allel çekiniktir. Evet, hastalık genlerinin hepsi çekiniktir zaten. C. Çocuk hastalık genini anne ve babadan aldığında hasta olur. Evet, ikisinden de hastalık genini alması gerekiyor. Birinden alması durumunda taşıyıcı olur. Hastalık genini taşıyan bireyler mutlaka hastadır. Hayır, burada da zaten demiş anormal bir geni olsa ama yanında normal bir gen olduğu için bu çocukta hastalık oluşturmaz. Sağlıklıdır bu çocuk. O yüzden buradaki yanlış olan ifade D seçeneğidir. Hastalık genini bir kişiden yani annesinden ya da sadece babasından alırsa hasta olmaz. Buna biz taşıyıcı diyoruz. O yüzden hata D şıkkındadır. Evet, 8. soru şöyle diyor. Adaptasyon örneklerini vermiş. Yukarıda da demiş ki canlıların beslenme, üreme, barınma, avlanma gibi yaşamsal faaliyetlerini devam ettirebilmeleri ve iklim koşullarına uyum sağlamak için bulundukları ortama adapte olmaları gerekir. İşte bu şekilde canlıların yaşadıkları ortama uyum sağlamalarına adaptasyon adı verilir. Birkaç tane örnek vermiş. Diyor ki adaptasyonla ilgili verilen tanım ve örnekler incelendiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? Bakalım. Adaptasyon sonucunda farklı türe ait canlılar aynı ekosistemde benzer özellikler taşır. Ekosistem aynı olacak ama canlı türü farklı olacak ama benzer olarak uyum sağlama yapacaklar. Mesela bakalım şurada karasal iklimde yaşayanlar, evet aynı bölgede, bakın kürk renklerinin birbirine benzer olması bunun için bir örnek verilebilir. Adaptasyon sonucu canlıda meydana gelen değişmeler uzun zamandadır. Şimdi adaptasyonun ne kadar sürdüğü, ne kadar zamanda olduğu ile ilgili hiçbir bilgi vermemiş. Bununla ilgili şu an için bir yorum yapmıyoruz. Adaptasyon tür içerisinde biyolojik çeşitliğe, varyasyona neden olur. Onun da şurada bir etkisi var. Tür içinde dediği için tilki aynı türdür. Ama çölde ve kutupta yaşayanların işte çölde yaşıyorsa kulakları uzun, kutupta yaşıyorsa kulakları kısa olur. İşte buna varyasyon denir. Bir tür içindeki farklılıktır bu. Tür içi çeşitlilik. Bununla da ilgili bilgi var. D'ye bakıyorum. Adaptasyon sonucunda aynı türe ait canlılar farklı ekosistemlerde farklı özellikler kazanır. Baktığımız zaman yine aynı şekilde bunu örnek verebiliriz. Farklı ekosistemlerde farklı farklı özellikler kazanmıştır. Birinde kulağı uzun, birinde kulağı kısadır. O yüzden bu da olabilir. Ama dediğim gibi zamanla ilgili adaptasyonun ne kadar sürede olacağı ile ilgili hiçbir bilgi vermediği için doğru cevabımız B seçeneğidir. Evet, klonlama ile ilgili soru. Bu klonlama çizelgesini zaten az çok her soruda görüyorsunuz. A koyunun meme hücresinin çekirdeği alınıyor. Ondan sonra B koyunun yumurtasının çekirdeği çıkartılıp o çekirdek yerine o meme hücresinin çekirdeği konuyor. Belirli bir büyüklüğe ulaşınca C koyununa rahmine koyuyorlar. Orada yetişiyor ve yeni koyun oluşuyor. Bakalım aşağıdaki şekilde verilen Dolly'nin oluşum serüveninde yola çıkarak aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur? Bakalım yukarıyı tekrar gösteriyorum. Bunu dediğim gibi çok fazla örnekte karşılaşmışsınızdır. Şöyle bakalım. Dolly gelişimini G koyunun vücudunda tamamladığı için G koyunu ile benzerlik gösterir. Sadece o bir taşıyıcı annedir. O yüzden hiçbir genetik bağ yoktur.
O yüzden bu ifade yanlış. A koyununun vücut hücresinin çekirdeği kullanıldığı için dolikalsal olarak A koyunun aynısıdır. Evet, bizim için önemli olan çekirdektir. Vücut hücresinin çekirdeği A koyununa ait olduğu için dolikalsal olarak A ile aynıdır. Doğru cevabımız burada B seçeneğidir. Çok fazla örnekleri olduğu için çok üstünde durmayacağım. Diğer soruyu da devam edeceğim. 10. soru ve son soru. Evet, gül böreği tarifi yapılmış. Böreğin uygulama aşamalarında malzemelerde meydana gelen değişimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tarifi uzun uzun diye okumamıza gerek yok. Zaten aşağıda neyin fiziksel, neyin kimyasal olduğu ile ilgili bilgi var. O yüzden oradan gideceğim. Soğanlar doğranında fiziksel değişime uğramıştır. Soğanları doğramak kelimesi bizim için fiziksel değişmenin bir ipucudur. Bir kağıdı doğramakla soğanı doğramak arasında bir fark yoktur. Bu ifade doğrudur. Yarım bardak süt ve yağ karıştırıldığında malzemeler fiziksel değişime uğrar. Evet, karıştırmak burada benim yine ipucum. Karıştırma da bu işte nohutla fasulyeyi karıştırmaktan farklı bir şey değildir. Bu da fizikseldir. Burada da öyle demiş. Soğan ve kıyma yağ ile kavrulduğunda kimyasal değişim olur. Kavrulmak burada ısı etkisiyle olduğu için tabii ki kimyasal değişimdir. Bu da doğru. Sonuncuya bakıyorum. Yufkaya kıymalı harç koyulup rulo şeklinde sarıldığında kimyasal değişim olur. Dikkat edin, burada daha pişirmemiş. Sadece yufkanın içine harcı koyup sarmış. O yüzden bu kimyasal değişim değil, fiziksel değişim olmalıdır. Buradaki hata E şıkkıdır. Evet, bu da son sorumdu. Bundan sonraki videolarda yine devam edeceğim örnek soru çözmeye. Herkese iyi çalışmalar.